gitmeyi seviyorum. Sadece bir kere istemedim. Elif, artık uyuman lazım. Yarın anaokulu var mı? Evet, yarın çarşamba. Yani anaokulun var. Ya, ama ben anaokuluna gitmek istemiyorum. Yarın evde kalmak istiyorum. Bak şimdi uyuman lazım, tamam mı? Al bakalım bebeğini de. İyi geceler Elif. İyi geceler anne. Hadi kalk, seni gidi tembel Elif. Ben tembel değilim. Elif, artık gerçekten kalkman lazım. Anaokuluna gitmemiz gerek. Ama gitmek istemiyorum. Hadi gel, kahvaltı yap. Kahvaltı yapmak istemiyorum. Elif, hadi ekmeğini bitir. Yoksa geç kalırsın ve çember vaktini kaçırırsın. Ekmeğimi beğenmedim. Sude, git dişlerini fırçala. Birazdan çıkman lazım. Tamam anne. Normalde anaokulunu çok seviyorsun. Şimdi niye gitmek istemiyorsun? Canım istemiyor işte. Birileri sana kötü mü davranıyor? Hayır. Yeni öğretmeninden dolayı mı? Ama çok iyi biri değil mi? Ama onu tanımıyorum bile. Eminim zamanla tanırsın. Hem zaten sadece Sema öğretmenin tatilden dönene kadar duracak. Bak ne diyeceğim. Neden bebeğini de yanına almıyorsun? Böylelikle yalnız olmazsın. O seni rahatlatır. Tamam. Hadi kalkın çocuklar. Ama biz anaokuluna gitmek istemiyoruz. Gitmeniz lazım ama. Bugün ikinizin anaokulundaki ilk günü. Of ya, çok saçma. Çocuklar, acele ederseniz sizi polis arabasıyla anaokuluna bırakırım. Yuhuu, eğlenceli, hızlı. Tamamdır Elif, artık gitmemiz lazım. Geç kalıyoruz. Hemen yüzünü yıka. Tamamdır. Hemen kurula şimdi. Hepsi bitti. Bekle, saçlarını da taramamız lazım. Tamamdır. Şimdi daha güzel. Hazırsın. Ben de gidip bebeğimi alayım. Her şeyimi aldım. Süper. O zaman gidebiliriz. Polis geldi. Merhaba. Merhaba. Bakın çocuklar, herkes sizi bekliyormuş. Geç mi kaldım anne? Hayır, tam zamanında geldik. Dolabında sana bir davetiye var. Kimden gelmiş? Sema öğretmeninden. Cuma günü düğünü için bir davetiye. Ne güzel. Düğününde gül yapraklarını saçabilir miyim? Sanırım yapabilirsin. Hadi gel içeri girelim. Merhaba Elif. Selam verir misin lütfen Elif? Eve gitmek istiyorum. Eve gidemezsin Elifciğim. Sema öğretmenden gelen düğün davetisini gördün mü? Evet gördüm. Biliyor musun? Bugün Sema öğretmeninin düğününe hazırlanmak için yapılacak çok şey var. Ona bir sürpriz yapacağız. Bak, bir sürü faaliyet malzemesi getirdim. Yardım etmek ister misin? Evet, yardım etmek isterim. Harika. Bir sorum var. Sema öğretmen bir veterinerle mi evleniyor? Evet, Doktor Tekin bir veteriner. O zaman düğünde hayvanlar olacak mı? Zannetmiyorum ama eminim çok güzel bir düğün olacak. Evet, harika olacak. Sabırsızlanıyorum.
Hiç belli olmaz. Belki düğünde bir ton hayvan olur. Evet, işte şöyle oldu. Buyhan, bak önce babam var. Sema Hanım, saatte 7 kilometre daha hızlı gittiniz. Ve otobüste üstelik çocuklar var. Radar kontrolleri her zaman oldukça heyecan vericidir. Evet, bugünlük bu kadar. Ben gidiyorum artık. Radar hız kontrolü için burası güzel bir yer. İlk önce her şeyi çıkartalım. Evet, şimdi hız kapanını kurmam lazım. Güzel ve düzgünce bir araya koyayım. Evet, bu kadar. Şimdi bugün kaç tane hızı aşan olacak bakalım. Radar. Merhaba Komiser Ali. Merhaba Serhat. Dikkatli kullan. Tamam. Güle güle. Saatte 30 kilometre. Görünüşe göre bugün sadece çiftçiler yolda. Sonunda hızı aşan biri. Hız kapanı. Tüh ya, beni fark etti. Bir sıkıcı gün daha. Aman Allah'ım, Porsche nereye gitti? Porsche yarış arabam çalınmış, ihbar etmek istiyorum. Neyse, bugün kimseyi yakalayamadım. Toplanıp gitsem iyi olur. Bundan sonra zaten anaokuluna gitmem lazım. Evet, Komiser Ali ben. Bir tane Porsche yarış arabası çalındı, ihbar geldi. Eğer bir tane görürsen... Tamam. Ben de tam gidiyordum. Her şeyi toparlamıştım. Bir saniye. Sanırım o oydu. Yakalamaya gitmem lazım. Tüh ya, polisler. Olamaz ya. Resmen kaçtı. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Hey Komiser Ali, orada ne yapıyorsun? Küçük bir kovalamacı oldu da. Beni buradan çekebilir misiniz? Tabii ki. Hemen. Şansımıza buradan hep traktör geçiyor. Evet, o zaman buraya işaret koyacağım. Maalesef araba hırsızı kaçtı. Yok, ben iyiyim. Buradan sonra siz ilgilenebilir misiniz? Benim anaokuluna gitmem lazım. Çok sağ ol Can. Buradan geçtiğin için çok şanslıyım. Ne demek? Araba hırsızını yakalarsınız umarım. Sağ ol. Merhaba. Merhaba çocuklar. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Araba hırsızını yakalamaya çalışıyordum. Önemli değil. Şimdi ne yapacağız? Sema öğretmen, bu sıralar yol kurallarını öğrendiğinizi söyledi. Evet. Bugün trafik işaretlerini daha yakından inceleyeceğiz. Yanımda birkaç tane getirdim. İşte ilki bu. Bu işareti bilen var mı? Ben, inşaat alanı demek. Aynen öyle. Hatta dikkat, inşaat alanı. Böyle bir işaret görürseniz dikkat edip yavaş sürmeniz lazım. Ve eminim bunu da biliyorsunuzdur. Dur işareti.
ve bu işareti gördüğünüzde ne yapmamız lazım? Durmamız lazım. Süper. Zaten birçok şeyi biliyorsunuz. Bakalım başka ne var burada? Burada bisiklet sürmeyi bilen var mı? Evet. O zaman bu işaret sizin için de önemli. Çünkü bu bisiklet yolunda da olur. Şimdi herkes benimle yola gelsin. Burada yaya geçidi var. Buradan güvenli şekilde geçebilirsiniz. Bu işaret sürücüleri birileri var mı diye bakmaları için uyarır. Maalesef tüm sürücüler durmuyor. O yüzden her zaman geçmeden önce arabanın durmasını bekleyin. Biri arıyor, bir saniye. Evet, Komiser Ali ben. Playmobil ana cadde. Evet. Şu an tam orada duruyorum. Anaokulunun yanında. Tamam, onu yakalarım. Çocuklar, şimdi burada gerçek bir operasyon olacak. Lütfen hızlıca girişe geri dönün. Çabuk çocuklar, çabuk. Lütfen diğer çocuklarla gidin canlarım. Şu araba hırsızı kovalamasını sona erdirmem lazım. Evet, bekleyin. O ne yapıyor? Elinde ne var ki? Bu bir çivili radar. Hah, işte geliyor. Ne kadar keskin. Evet, eğer biri üzerinden arabayı sürerse tekerlekleri patlar ve sürmeye devam edemezler. İçeri girin çocuklar. Aman Allah'ım, ne yapıyor? İnanmıyorum. Hırsız tutuklandı. Araba yuvarlandı ama sürücünün sağlık durumu iyi. Hırsızlıktan, aşırı hızdan ve umursamaz şoförlükten tutuklusun. Onu karakola geri götürün. Ben de Porsche'u halledeceğim. Bu çok heyecanlı bir sabahtı çocuklar. Bunu bizzat kendim halletsem iyi olacak. Merhaba çocuklar. Herkes iyi mi? Evet, iyiyiz. Güle güle. Hiç bu kadar heyecanlı bir trafik dersi vermemiştim. Evet. Başka bir gün geri gelip kaldığımız yerden devam etmem gerekecek. Şimdi Porsche'u geri götürmeliyim. İnanılmaz. Porsche'da bir tane bile çizik yok. Hep böyle bir yarış Porsche sürmek istemişimdir. Şu tekerlere bak. Çocuklar, burada bir mola veriyoruz. Herkes insin. Kim yemek ve içecek bir şeyler ister? Ben. Sen ne diyorsun Eda? Bu etçil bir bitki mi? Hiçbir fikrim yok. Kayıp görünüyor. Evet, etçil bitkileri sevmiyorum. Güle güle. Görüşürüz Sude. İyi eğlenceler. Kendine iyi bak Sude. Görüşmek üzere. Merhaba Sema öğretmenim. Günaydın. Merhaba Elif. Bebek kısmında oyun oynayalım mı? Evet, olur. Tamam o zaman. Sana iyi eğlenceler Elif. Güle güle anne. Yeni bir bitkimiz mi var? Evet, etçil bir bitki. Adı sinek kapan bitkisi. Evden getirdim çünkü burada çok fazla sinek var. Umarım yardımcı olur. Bakın, buraya bir sinek girdiğinde yapraklar kapanıyor ve bitki sineği sindirmek için bir sıvı salgılıyor. Aa, evet. Bu çok heyecanlı. Çok yaklaşma Elif, yoksa et yiyen bitki seni yer. Olamaz. Gerçekten mi? Hadi Elif, gel oyun oynayalım. Evet. Bebek köşesine gidelim. Benim bebeğim uyuyor ve ben acıktım. Sabah çayı içeceğim. Tamam, ben sabah çayımı içtim zaten.
Elif, sen iyi misin? Bugün çok sessizsin. Evet, iyiyim. Bitki sineği yedi. Yapraklar kapandı. Aa, evet, öyle oluyor. Bye. Sabah çayını bitirmek istiyor musun Elif? Hayır, artık aç değilim. Herkese merhaba. Merhaba. Merhaba baba. Yemek neredeyse hazır. Sude, sen masayı kurar mısın? Tamam. Kızarmış yumurta. Leziz. Ama ben kızarmış yumurta sevmiyorum. Biliyorum Elif, sen de yemesen de olur. Sana başka bir şey yapıyorum. Okul nasıldı bugün Sude? Harikaydı. Jimnastik yaptık. Çok eğlenceliydi. Anaokulu nasıldı bakalım Elif? Saçma. Şimdi de et yiyen bir bitkimiz oldu. Yarın okula gitmek istemiyorum. Aa, neden? Söylemeyeceğim. Bitti. Tatlı. Tamam, buraya gelip bir şeyler seçin. Ne istersiniz? Çilekli şeker, bonibon ve şeker ayıcıklar var. Ben şeker ayıcık istiyorum. Ben de. Şimdi biraz televizyon izleyebilir miyiz? Tabii ki, neden olmasın? Sadece yarım saat ama. Bu gece ne izlemek istersiniz? Koyun Şan. Tamam, anlaşıldı. Hadi bakalım, yarım saat doldu. Tüh ya, ne çabuk. Evet, hadi şimdi banyoya gelin. Elif, dişlerini kontrol edeyim. Tamam, şimdi de küçük tuvaletini yap, tamam mı? Ben uyku masalımızı seçtim bile. Seni sonsuza dek seviyorum istiyorum. Ben de. İyi geceler Ay Dede istiyorum. Tamam. İyi geceler yıldızlar. İyi geceler hava. İyi geceler tüm dünya. İyi geceler Sude. Tatlı rüyalar. İyi geceler anne. Anne, ben uyuyana kadar yanımda kalır mısın? Tabii kalırım. Allah'ım, ne oldu? Rüyamda et yiyen bitki beni yiyordu. Bu nasıl bir kabus? Ama o bitkiler sadece küçük böcekleri yer Elifçim. Başka bir şey yemezler. Ama İzel bugün çok yaklaşırsan seni de yer dedi bana. Bu tamamen saçmalık. Demek o yüzden anaokuluna gitmek istemiyorsun. Hadi. Gel bizimle yatabilirsin. Sağ ol anne. Günaydın Elif. Günaydın. Günaydın. Et yiyen bitki yok olmuş. Evet, burada pek işe yaramadı. Ben de geri eve götürdüm. Meyve sinekleri için farklı bir tuzağım var. Bu kavanoza sirke, şeker ve deterjan koyuyorum. Bakın, çok işe yaradı. Birkaç sinek düşmüş bile. Çok sevindim. Artık anaokuluna geldiğim için mutluyum. Eğer hikayelerimizi beğendiyseniz o zaman kanalımıza tabii ki de ücretsiz abone olabilirsiniz. Burada izlemeye devam etmek istiyorsanız seçebileceğiniz birkaç video daha var. Yakında görüşürüz.